Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu saate kadar burada beklediğiniz ve geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Beşiktaş'ımızın 119. yaşını kutluyorum. Hayırlı olsun diye diliyorum. Yeni divan üyelerimiz geldi. Hayırlı olsun, ama onlar artık lütfen söz alıp bu mikrofonlara gelmelerini arzu ediyorum ve davet ediyorum. Bundan sonrası için lütfen aktif olmalarını istirham ediyorum. Yeni fikirler, yeni yüzler bize daha cesaret verecektir, güç verecektir. Maalesef hayat devam ediyor. Vefat eden Necip Sever kardeşim, yönetim kurulunda beraber çalıştığımız Şafak Mahmut Yazıcıoğlu arkadaşımız ve diğer vefat eden arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Çok fazla vaktim olmaması nedeniyle hepinizden özür diliyorum. Yani yine bir Beşiktaş'ımızla ilgili aylardır takip ettiğim bir konuda bir bakan beyden alabildiğim randevuyu kaçırmak istemiyorum. Onun için affınıza sığınıyorum. Biraz karışık konuşacağım. Yani karışık derken sıralama birbirinin içine tam geçmemiş olabilir. Notlar alırken kaydırmış olabilirim. Ama 3-5 tane buradaki konulara cevap vermek istiyorum ve de birkaç tane de gündeme gelmemiş olan diğer konulara değinmek istiyorum, müsaade ederseniz. Şimdi her şeyden önce bir tüzükle ilgili kısma gelmek istiyorum. Tüzüğümüzü evet yenilememiz lazım. Bu tüzük bize hitap etmiyor. Ama çalışmalar için arkadaşlarımız ve divan başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Değerlendirmeye başladık, konuşuyoruz ama sağlıklı olması için ve hatta herhalde çoğunlukta uygun gördü. Başkan Bey de uygun görecektir. Bir çalıştay veyahut da bir askı süresi bundan sonra tüzüğe koyalım. Bundan sonraki tüzüklerde değişiklik olacaksa tüzük askıda kalsın. Koyalım resmi sitemize. Gerekli olan yazıları, itirazları alınmakta fayda var. Evet. Şimdi ekonomiyle ilgili kısma gelince borcumuz 4,5 milyar değil ama yine can sıkıcı 3,9. Sürekli olarak bu hesapta bir çelişkili açıklamalar oluyor. Çünkü kasanızda olanı borcunuza mahsup etmediğiniz zaman borcunuz daha yüksek oluyor. Bizim borcumuz seçilmiyor. 3,9 net. Yani 600 milyon lira düşmemiz lazım. Gelirlerimiz var, çeklerimiz var. Beklediğimiz, hak etmiş gelirlerimiz var. Şimdi 3,9 milyar, yuvarlak hesap 4 milyar diyelim. Ben buraya geldiğim zaman borç 3 değil, 3,3'tü beyler. Kayıda alınmamıştı sayın üyelerimiz. Bazı konular vardı, çekmece altında koyulmuş. Sonra gelsin, netleşsin denmiş falan. Nitekim o 3,3 netleşti. Onun üzerinden bugüne kadar yaklaşık bu borçlara ama banka, ama alacaklılar, ama avukat paralarıyla yılda 600-700 milyon lira faiz ödüyoruz maalesef. Şimdi bu borcu nasıl kapatacağız değil, öncelikle bu borcun faizini nasıl karşılayacağımızı bir çözmemiz gerekiyor. Gelirimiz 600-700 milyon, faiz borcumuz 600-700 milyon. Evet, biz bu gemiyi yüzdürmeye çalıştık. Geldiğimiz 2,5 seneden beri biz çok sorun çözdük arkadaşlar. Gerçekten çok büyük sorunlar çözdük ama bundan sonraki dönem artık Beşiktaş'ın geleceğini planlaması ile ilgili adım atması gereken bir süreç. İkisini maalesef aynı anda yapamıyorsunuz. Kapıdan icra memuru beklerken, futbolcunuz maaşını almayıp ihtarname çekerken aynı anda Beşiktaş'ın da yapılandırmasını yapmakta maalesef zorlanıyoruz. Şimdi çok şükür büyük bir kısmını halletmiş gibi gözüküyoruz. Bütün her türlü sorun önümüze geldi. 2017 ibrası, 18 ibrası, ibrasızlıkları, 2019 aklınıza ne geliyorsa 7 sene, 10 sene bu kulüpte hiçbir şey yapılmamış. Hepsi bizim yönetimimizin önüne geldi. Olsun, tamam, biz de buna bilerek talip olduk. Çözeriz, çözmeye çalışıyoruz ama sıkıldığım konu şu, üzüldüğüm konu şu, sıkıldığım değil. Her şeyi bir an evvel çözülmesini istiyorlar. Bazı şeyler çözüm beklerken önümüzde bunların çözülmemiş olduğu ve çözülmeyeceği algısı oluşuyor. Ve affedersiniz ve bu algı yaratılıyor. Konuların içerisindeyiz, takip ediyoruz. Şimdi futbolun ekonomisiyle ilgili müsaade ederseniz bir şey arz etmek istiyorum. Biz geldiğimizden bugüne
yapılmış olan çok ağır kontratlar vardı ve evet birisi ifade etti, bir arkadaşımız. Bu kontratlar bu sene sonu ancak kurtulabiliyoruz bu kontratlardan. Şimdi bir layık konusu var. Evet, oynatmazsanız değerlendiremezsiniz. Adamı oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Dolayısıyla bazı sporcularla ilgili elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen maalesef arkadaşlar gitmediler. 3 milyon 750 bin euro alan bizden futbolcuya 750 bin euro bile öneren olmadı. 350 bin euroya git dediğimizde benim ne işim var oraya gideceğim? Ben İstanbul'dayım, gayet de keyfim iyi dedi. Ya adamı değerlendirdik mi? Değerlendirdik. Oynayın dedik. Sergen Hoca da uğraştı. Sonuçta Sergen Hoca dedi ki olmayacak bu iş dedi. Bunun niyeti yok dedi. Şimdi baktığınız zaman 12-13 tane kontrat bitiyor. Dönüp bakın hepsine. Hepsi çok yüksek. Bazılarıyla yola devam ediyoruz. İsimlerini konuşmak istemiyorum. Ancak inanın bizim elimizde başka bir alternatif yoktu. Dönün bakın Ersin, Rıdvan, Serdar Saatçi kardeşimiz, Güven gibi genç çocuklarımız, bunların hepsi efendim bunların hepsi bizim zamanımızda şu anda top oynatılıyor ve değerleri var. Kaleci Ersin'in de var, Rıdvan'ı da Talip var. Can diye bir arkadaşımızı aldık. Çok başarılı gelecek bunlar. Ama bir taraftan da top oynanıyor, devam ediyor. Dolayısıyla bizim geçen sene yapmış olduğumuz futbol konusunun ekonomisinde bir hata yok sevgili divan kurulu üyelerim. Yok. Yani genç arkadaşlar aldık. Ha gelelim alınmış olan Pjanić, Alex Teixeira ve Batshuayi. Batshuayi zaten Aboubakar'ın yerine gelmiş bir arkadaştır. Aboubakar'la ilgili yaşananları geçen sene hepiniz hatırlıyorsunuz. Daha devamı olamazdı. Onun dışında da bir Alex Teixeira ile Pjanić de müsaade edin de kadromuzda Şampiyonlar Ligi'nde olsun. Evet ama talihsizlikler de var. Ne olur dönün bakın. Bir pandemi döneminde üst üste hepsinin Covid olması, sakatlanması gibi şanssızlıklar da maalesef bizim kontrol edebileceğimiz konular değildi. Velhasıl bunlarla da size tabii şunu da müjdeleyeyim. Bunlarla da yapılmış bir yıllık kontratlarımız var. Başarı durumlarına göre devam edip etmeme hakkı hiç olmazsa bizde. Ama biz geldiğimizde bize böyle bir şans koyulmadı önümüze. 5 yıllık kontratlarla oturdular. Dolayısıyla bizden sonra gelecek bir arkadaş da olursa inan görecektir ki kendisinin elini kolunu bağlayacak ne yüksek kontratlar ne de uzun vadeli kontratlar var. Biz bunu çok dikkatli bir şekilde getirdik. Basket takımı ile ilgili zaten Sayın Genel Sekreterim izah etti. Bir proje gerçekten başarılı gidiyor. Amatörlerde 50-60 milyon o günün parasıyla olan açık, bugünün parasıyla 12 milyon. Değil mi? İnşallah seni onu da kapatacağız. Yani biz bütçeyi biraz kontrol etmeye çalışıyoruz. İyi şeyler de yaptık ama maalesef o faiz canavarından, kur farkı, enflasyon canavarından ve kur farkı riskinden hesaplara yansıyanlar maalesef bizim elimizde değil. Yani değil, bunlar oluşmuş. Bu borçları nasıl kapatacağız? Camia hep bir araya gelecek, sırtlanacak ve genç takımımızdan, genç arkadaşlarımızdan, gençlerimizden oluşturabileceğimiz düşük bütçeyle aldıklarımızı parlatarak yola devam edeceğiz. Bu parlatma sürecinde de ya sabır. Ya sabır, sabır gösterilmiyor. Hakaretin mini bir para. Sahaya genç bir tane arkadaşımızı çıkarıyoruz. Vay o mu sahaya sürülür, vay bu mu sürülür? İyi de hadi Rıza Bey söyledi, oynamayan adam nasıl gelişecek ki? Yani hem borcu kapatalım, hem gençleri oynatmayalım. Olmaz. Şimdi öz kaynaklarımızdan bahsediyoruz. Öz kaynaklarımızdan gelmiş bir hocamızla, Sergen hocamızla yola çıktık. Önder Karaveli ile devam ediyoruz. Camia sabır göstermiyor. Ama ben sahip çıkacağım. Madem mazbata bende, madem bana yetki verdiniz, hesabını gelir ben size veririm. Hocamız her maçtan sonra yerin dibine vuran, vurmaya çalışan, yine Beşiktaş'ın ekmeğini yemiş bazı televizyonda yorumcu arkadaşlar var, gazetelerde yazanlar var. Anlıyorum, meslekleri icabı eleştirmek zorundalar. Ama biraz da motive etmeyi becerseniz ne olur? Bu hocalarımız sizlerin yazdıklarına, çiziklerine, söylediklerinize değer veriyor. Camiamızdaki bireyler sizlerin televizyonlarda, gazetelerde söylemlerinize önem veriyor. Ne olur onları motive etseniz? Hayır. Hemen ip çekilecek.
Vallahi siz çekin ama ben çektirmeyeceğim. Çünkü ben buraya geldiğimde bunun yapılmamış olmasından dolayı zaten çekeceğim acıyı çektim. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın öz kaynaklarına yöneleceğim, yöneteceğim, yapabildiğim kadar bunu yapacağım. Şimdi medya ile ilgili tabii ki eleştirmeyeceğim, saygı duyuyorum hepsine ama bir şeyini eleştirmek zorundayım. Şimdi buranın ekmeği neymiş? Arkadaşlarımız çıkıyorlar, konuşuyorlar. Buranın ahengini niye bozmaya çalışıyorsunuz? Özellikle Kayseri'ye yenildik. Çok iyi top oynadığımız bir günde yenildik. Talihsizlik, şans oldu. Çok mu üzüldüm? Ben felaket üzüldüm. Herkesin de çok üzüldüğünü tahmin ediyorum. Ya bunun gecesinde Sergen Yalçın'la, hocayla yaşanmamış olan, olmamış olan şeyleri olmuş gibi çıkıp alelacele YouTube programında söylemenin sizce ne anlamı olabilir? Buranın ekmeğini yemişsiniz. Hem de o gece, ya ben Sergen Yalçın hocamız şu anda aşağıdaki müzedeki 3 tane değerli kupanın hocası. Onun zarar görmesini hayatım boyunca istemem. Ama biz de yöneticisiyiz, biz de onları, biz de görmemeliyiz. O zaman kısa bir bilgi vereyim. Gereksiz de ama vereyim. Biz Sergen Hoca ile 1,5 ay içerisinde defalarca konuştuk. Sevgili Emre Koç'a daha burada mı? Emre Bey, ben sizi oraya gönderdim. Gittim geldim konuştum. Hocam şöyle söylüyor. Biz böyle söyledik dediniz mi bana? Dediniz. Bunlar doğruydu değil mi? Yalan değil. Ha? Teşekkür ederim. Sağ ol. 1,5 ay hocayla görüşmemişiz biz. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim kıymetlimiz ya. Niye yıpratıyorsun hocayı? Hoca yarın bir gün bu kulübe gelecek tekrar görev yapacak. Bizim çocuğumuz o. Başarısı da aşağıda. Hocanın da yıpratılmasına müsaade etmeyeceğim. Sergen hocanın da Önder hocanın da. Şimdi 1,5 ay boyunca hocamız dedi ki 15 gün biz uçaktan indik. Hocam sabah konuşalım bitirelim git tatil dedim. Başkanım 15 gün müsaade edin ben dinlenmek istiyorum. Top konuşmak istemiyorum dedi. Ya bu kadar yorulmuş bir hocanın bunu söyleme hakkı var mı? Var. Ben ne söyleyeceğim? Tabii ki. 15 gün sonra oturduk konuştuk. İşin ekonomisini konuştuk, parasını konuştuk. Onu dediklerini de yaptık. Hocamızın da gönlünü yerine getirdik. Hakkı olanı da verdik. Ama ben Beşiktaş'ın menfaati için pazarlık yaptım. Yani suç mu işledim arkadaşlar? Ayın 1 Temmuz'da işbaşı yapacak olan bir hocayı 1 Temmuz'da yeni işbaşı yaptırdık. Sanki takımın şu andaki düştüğü durumdan o gün geç anlaşma yapılması sorunu tutuluyor. Hocamızın istediği transferleri de birçoğunu yaptık. Sezon başlarken de hocamız çok mutluydu. Kendi ekonomisinden, futbolcularından memnundu. Ama yaşanan talihsizlikler herkesin başına gelebilir. Kendisi 2 kere Beşiktaş'ı düşündüğü için, buranın çocuğu olduğu için hiçbir şey talep etmeden bırakmak istediğini söyledi. 2 kere ben frenledim. Artık 3.sünde hocamın da yıpranmasını ben de istemiyorum. Çünkü yarın bir gün buraya gelecek tekrar o. Bizim çocuğumuz. Dolayısıyla bu yaşanmış sürecin buranın ekmeğini yemiş bir arkadaş tarafından Kayseri maçın gecesinde açıklanmasının arkasında seçime gidiyoruz arkadaşlar. Herhalde bu var. Başka ne olabilir ki? Dolayısıyla bunlara itibar edilmemesini bunu yapan arkadaşımızdan da rica ediyorum. Bundan sonra bu tür konularda hassas davranmasını istirham ediyorum. Sergen hocamızın hikayesi budur. Biz Sergen hocamızın altını ben oymadım. Asla oymadım. Niye oyacağım ki? Kim kupayı almak istemeyecek? Kim şampiyon olmak istemeyecek? Böyle bir şey olabilir mi? Müsaade ederseniz konuşuyorum. Ben not duyuyorum da sizi. Şimdi hakemler konusunda biz gereğini yapıyoruz. Gidiyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz, dosya sunuyoruz. Beyler cinayet işleyemem. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın yani. Görevi de yapıyorum. Ha beni kale almıyorlarsa kale alacak bir başkan bulursunuz. Bunu söyleyenlere söylüyorum. Şahsınızı tenzih ediyorum. Bu nedir ya? Sürekli olarak hakem. Tamam. Yaptığı yerler var, hatalar var, şunlar var, bunlar var ama bizim burada gereğini yapmadığımız şekilde bir algı yaratılması beni rahatsız ediyor. Ha başaramamış olabilirim. O da tartışılabilir. Ama gereğini yapıyorum. Ama sonuçta başarısız oluyorsam kime göre o da bir göreceli bir olay tabii. Ama bu şekilde bunlar algılattırarak sürekli yani olacak iş değil. Biz pandemi döneminde kolumuz kırıldı. 3 kere Covid olduk. Ya hiç kimse bundan bahsetmiyor. 3 tane kupa aldık. Kadınlarımız şampiyon oldu. 4 kupa. Bitti. Hiçbir şey yok. Ya yapmayın böyle.
Bunları buradakilere söylemiyorum. Bunlar yerine gidiyor. Ne olur beni bağışlayın. Başka türlü hitap edemiyorum. Bulamıyorum onları. Söylüyorlar, kayboluyorlar. Adları gizli. Troll hesaplar. Arkalarında kimler var bilmiyorum. Yani şunu şuradan söylemek istiyorum ki ya 55 günlük dönemim ibra edildi. Sonraki bir yılımda ibra edildi genel kuruldan. Teşekkür ediyorum. Minnet duyuyorum. Saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ama birileri dilekçe vermiş ya, mahkemeye gitmiş. 55 gün ya. Ben 55 günde ne yaptım arkadaşlar? Adam yapmış olmak için yapıyor bunu. Bütün ibra davalarının çoğunda bunu böyle yapıyorlar. Yapmayın. Beşiktaş'ı meşgul etmeyin. Sonra arkasından bir senemi de ibra etmek istememişler. Onu da dilekçeye yazmışlar. Sebep ne? Ya inanın cevap vereceğiz mahkemeye. Ama ya üzülüyorum. Bana sahip çıkın. Ben size söyledim. Sizler bana sahip çıkmazsınız. Ben dedim başarılı olamam. Hatırlayın bunu. Bu cümleyi ben defalarca kullan. Ben gücü sizden alıyorum. Başka bir yerden almıyorum. Çünkü yetkiyi de bana siz verdiniz. Başkası vermedi. Bir yılda ben 4 defa Covid geçireceğim. Kolum kırılacak. Çıkarıp cebimden para vereceğim. 600 milyon kefalete imza atacağım. 110 milyon TL parayı vereceğim. Sorunları çözmeye çalışacağım. 4 tane evime ipotek vereceğim. İbra edilmesi hata. Ne yapmam gerekiyordu? 4 tane de kupayı da buraya getireceğiz. Bana sahip çıkın. Ama beni seçin ama seçmeyin. Ama sahip çıkın. Ben hata yapmadım arkadaşlar. Beşiktaş'a yapmayacağım, yaptırmayacağım da. Bitmek bilmeyen bir fulya davası. Anlattım, tekrar anlattım. İbra edilmez, etmeyin mahkemeye yazıyor çünkü diyor fulya mulya. Ya kardeşim, fulya 2007-2008 senesi. Ben burada hata var diye mahkemeye gittim. Mahkemenin sonuçları belli. Bir saniye müsaade eder misiniz? Evet, müsaade ederseniz okuyayım. Bu kararı da itiraz ettik. İtirazımız da reddedildi. Çünkü tekrar söylüyorum. Yapılan sözleşme, biz aşçı olduğunu dava ettik. Yapılan sözleşme 67-33, burada böyle bir dağılım yok dedik. Kontratın arka sayfalarının hepsinde maalesef dağılım böyle. Aşçı olduğunun suçu yoktur diye mahkeme karar veriyor. Yani mahkemeye gittim de hata mı yaptım? Tahkime gittim. Tahkime de itiraz ettim. Görevimi yaptım. Şimdi verilen karar. O günkü paralarla tabii. 1.515.000 lira Beşiktaş'ın lehine, 1.875.000 lira Beşiktaş'ın lehine, 6.450.000 lira müteahhitin açtığı kiraya bağlı davayı müteahhit kaybediyor. Bu davada. Lehimize bu karar. Bir de aleyhimize 3.954.000 lira yapılan inşaatlarla ilgili ödenmesine. Yargılama bu şekilde. Şimdi bu bitti, bunu halen daha defalarca. Ya kardeşim 95 milyon zarar var. Ama bu 67-33 dağılım yazıyor kapağın önünde. Genel kuruldan yetki böyle alınmış. 67-33'e göre 48-52 dağılım arasındaki fark Beşiktaş'ın zararıdır. Buna aşçı olduğunu günah yok diyor mahkeme, bitiriyor. Konu bitti. Bu bitmiştir arkadaşlar. Onun dışında ha bir de Sergen hocamızın altını oymuşuz. Biz oymadık. Onu da burada not almışım söyleyeyim. Ben hocam başarılı olsun diye tıkır tıkır futbolcuların maaşlarını ve hepsinin primlerini gününde ödedim. Hocasının altını oymak isteyen başkan veya yönetici bu ödemeleri yapmaz. Takımı sıkıntıya sokmak için. Bu koca koca yalanları bırakacaklar. Bunu neden yaptıklarını da ben biliyorum. Onu da sizi takdirinize bırakıyorum. Seçim geldi, seçim. Geldi çattı Ramazan muhabbeti. Evet, bir de Yıldırım Demirören'le ilgili bu konuyu da bir müsaadenizle okuyayım. Şimdi bu bizim yapmış olduğumuz protokolde karşılıklı iki taraf feragat etmiştir diyor. Yıldırım Demirören alacağından 97 milyon civarı alacağından
Jimnastik Kulübü de ibrasızlığa karar veren mahkemenin belirttiği Del Bosque ve Ferrari zararlarından dolayı. Bunun karşılığında 97 milyon TL alındı. Ama bunu camia ister bağış etti kabul eder, ister feragat etti kabul eder, ister mahkemenin vermiş olduğu karardaki zararlara sayar, artık onu ben camianın takdirine bırakıyorum. Ben bu parayı alabilmek adına mücadelemi verdim, masaya oturdum. Beşiktaş'a da zarar verdiğimi düşünmüyorum. 97 milyon 97 milyondu. Yıllardan beri alınmamış. Siz de biliyorsunuz. Sayın eski başkan benden önceki buraya geldiğinde Yıldırım Demirören'e hesap soracağım dedi. Sonra hesap göreceğim dedi. Bu hesabı görmek de bana nasip oldu. Eğrisiyle doğrusuyla. Ben kendime göre matematik olarak artısıyla kapattığımı düşünüyorum. Ama ben karşılıklı feragat edildiğini ve mahkemedeki vermiş olan, mahkemenin vermiş olduğu karardaki zararları kat be kat fazlasıyla aldığımı düşünüyorum. Bir feragattır. Ben bağış olarak değerlendirmiyorum. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Burada da var, protokolde yazıyor. Şunlardan şunlardan mahkemenin, mahkeme geçiyor burada. Mahkemede diyor, vermiş olduğu ibra edilmemeli. Çünkü bu kadar zarar verdiği gündeme getirilmemiştir. Bu sebeple irade sakatı uğratılmıştır. Onun karşılığını biz Del Bosque'de, Ferrari'de o günün parasıyla ve bugünün parasıyla her halükarda buradaki feragat ettirilen para çok daha fazlasıdır arkadaşlar. Bence bana güvenin ve lütfen huzurlu olun bu konuda. Onun dışında vermiş olduğu, etmiş olduğu zararlar var ise onları camiada kendisi de hesabını, kitabını sorabilir. Benim gördüğüm kadarıyla başka da hesabı kafanızda olabilir. Kağıt ve defter üzerinde sorulabilecek başka bir şey yoktur. Bir de önemli bir konu da şu. Şimdi biliyorsunuz istinaf mahkemesine gidilip gidilmemesi konusunda Beşiktaş'ın gitmemesi gerektiğine dair görüşler var. Gitmesi gerektiğine dair görüşler var. Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim, değerli Beşiktaşlılar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. İstinaf, aramızda hukukçular var. İstinaf bir yargılama sürecidir. Ben şahsım adına Fikret Orman'la olan benim problemlerimi biliyorsunuz ve ben bunu Beşiktaş üzerinden çözmeyeceğimi, kendisiyle görevim bittikten sonra kendi hesaplaşmamı göreceğimi ifade ettim hatırlarsanız. Dolayısıyla kendisiyle olan bu sorunların nedeniyle kendisinin zarar görmesini isteyebileceğim bir hukuksuzluk içerisinde olmayı şahsım adına ben tercih etmiyorum. Zaten ifade edildiği üzere Ali Rıza Bey'in de dilekçesinde yargılamada zaten doğru yapılmıştır diyorsunuz. Doğru yapılmışsa istinafa gidip buradan da onun onaylanmasının hiç kimse için bir mahsur olacağını şahsen düşünmüyorum. 3-5 ay gecikmiş olan bir onama kararı için karşı tarafa beyler gelin lütfen hak hukuk tanımayalım. İstinafa gidilseydi bu oradan dönerdi, şuydu buydu gibi onlara konuşacakları hak vermeyelim, getirelim. Burada alınan karar bence de doğru karardır. O kararın da istinaf tarafından gerçekten onanacağını düşünüyorum şahsi olarak. Dolayısıyla beni böyle bir durumda kendisiyle hesaplaşmayı buradan görüyor gibi duruma düşürmemenizi istirham ediyorum hepinizden. Bunu yapmış efendim. Size başka bir şey o zaman ben söyleyeyim. Devam edecektim Adil Rıza abi müsaadenizle. Söz veriyorum. Geçen hafta düğmeye bastım ve tamamlatacağım. Bu İbra'nın olmamasına sebebiyet veren tüzük aşımındaki, pardon, bütçe aşımındaki konuyu inceleteceğime, tespit edeceğime, bunu hukuk önünde de gerekli bilir kişiler ve uzmanlar önünde yaptıracağıma söz veriyorum. Hem de bir ayı geçmemek kaydıyla bu işi bitireceğim. Yeterli mi efendim? Tamam.
Yani bırakın yargıya intikaline engel olup insanların hak ve hukuklarına vicdanımızla engel olmayalım. Ama bir taraftan da yani benim istinafa gitmem öbür tarafta tüzük aşımından dolayı hak doğmuş ise bunu istememe engel değil. Değil. Dolayısıyla bırakın insanları konuşturmayalım. Ben sanki istinaf üzerinden hesap gören bir devri sabık olmayayım, yaratmayalım. Bunu istirham ediyorum hepinizden. Buradan da talimat veriyorum Sayın Genel Sekreterim ve yöneticilerimden lütfen önümüzdeki hafta başına itibaren tespite başlayın. Tüzükte aşım var mı? Varsa ne kadar var? Hangi dönem? Kime ait? Futbol AŞ'de ne kadar? Ne kadarı kur farkı? Ne kadarı şu? Çünkü beyler davayı açtığımızda 500 milyonun harcı herhalde 10 milyon. Avukat parası bir 10 milyon tutarsa 20 milyon kaybedersek vay ki vay hali bize. Hayır, yok, karşı tarafın avukatları alabilir bizden. Hay. Peki, tamam, gönderin dilekçeyi, kabul ettik. Buyurun Dursun Hanımcığım, buyurun. Buyurun. Ha, cevap vereceğim. Haklısın. Tabii, hemen. Çok haklısın. Bunu az evvel birisi daha söyledi. Affan Bey, siz de söylediniz değil mi? Tabii. Şu anda KPMG raporu aslında 10 yılı ihtiva ediyor sevgili arkadaşlar. Genel bir bilgisi verildi. Bununla ilgili hukuki çalışmalar başladı ve yolun yarısına kadar geldik. Önümüzdeki hafta 12 dava mı? Mesut Bey, beraber kaç? 8 hazır, 4 tane de bitmek üzere. Zannediyorum önümüzdeki hafta 12 tane dava açılmış olacak. Yani bunun içerisine her dönemi koyabilirsiniz 10 yıllık. Lütfen artık rahat olun. Yani bize açmaz, bu raporu ortaya çıkartmaz diyen arkadaşlar rapor çıktı. Bakıyorum bu sefer başka bir mecraya döndüler. SPK'ya dosya gitti. İçişleri Bakanlığı'na gitti. Teşekkür ederim. Yani bizim kesti, kesti. Kesti. Başlattığı anda siz zarar ziyan, bizler zarar ziyan davası açarız. Orası önemli. SPK ve İçişleri Bakanlığı. Müsaade ederseniz bugün yetişmeye çalıştığım toplantılı bir bakan beyle bir tanesi bu. Şimdi biri bu. SPK devam ediyor ama biz belki hukuku dışında mı hareket ediyoruz onu da bilmiyorum. Ama biz şu anda 8 tane davayı açacağız. Artı 4 tane de yakında gelir. Artı Mayıs sonu seçime kadar gitmeden önce de dosyalarla ilgili dava hakkını nerede görebiliyorsak davalarımız açılmış olacak. Dolayısıyla bu ibra istinafa git gitme 10 sene zaten içinde sevgili divan kurulu üyelerimiz. Biraz o konularda lütfen bize zaman tanıyın. Çünkü ben de yoruldum. Pandemi bir taraftan aile, iş yoruldum derken bana biraz alan açmanız lazım. Her şeyi benim bir günde bir saatte çözmem isteniyor. Bunu yapma şansını maalesef fiziki olarak da bulamıyorum çok istesem de. Onun için affınıza sığınıyorum. Bana sadece güvenmenizi sizlerden istirham ediyorum. Başka bir şey söyleyemem. Evet, bir konu daha var. Yani birçok bir şeye hemen hemen hepsini cevaplandırdım tahmin ediyorum ama unuttuğum bir şey varsa sormak istediğiniz tekrar soruları alabilirim buradan da. Şimdi avukat, benim avukatımı sormuşsunuz. Evet. Ya ben 17 tane avukatım var beyefendi. Her birinin birer tane ayrı ayrı özellikleri var. Özellikle bu süreç benim için çok önemliydi. Geleli 2,5 sene oldu. 2,5 seneden beri ben buraya avukatımı getirmeyip eğer tanıdığım çalıştığım bir avukatı bir ay evvel getirdiysem vardır bir sebebi herhalde. Bu da güven meselesi. Siz doktora gittiğinizde güvendiğiniz doktoru değil mi arıyorsunuz herhalde hastanede kim ameliyat edecek diye. Doktorsuz kimseye kendinizi bırakmazsınız herhalde. İyisin arası. Dolayısıyla lütfen bu tür şeylere takılmayın. İstirham ediyorum. Benim buraya avukatımı, benim avukatım değil. Benim çalıştığım avukatlardan biri. Beyefendinin mesleği bu. İkincisi, yönetim kurulu üyesi arkadaşım bu aşağıda bir yer boşaldı Denizbank'tan. Sponsorluk
sürecinde kendilerine tahsis edilmiş bir yer. Biz buranın kira geliri elde edebilmek için sağa sola sorduk. Arkadaşlarımız çalışıyorlar ama maalesef kimseye kiraya veremedik. Bir arkadaşımız gönül rızasıyla ben kullanayım üstse de 5 vereyim dediyse gidip onu da teşekkür etmemiz lazım ama şimdilik o işi bekletiyorsunuz. Mart sonuna kadar arkadaş buradan hepinizden istirham ediyorum. Yer belli. Talibi olan varsa daha iyi bir yer bulabilirsek daha iyi bir müşteri lütfen bize katkı verin. Her şey Beşiktaş için. Gerisi hikaye. Tamam? Buyurun efendim. Ben konuşmamda size arz etmiştim. Estağfurullah. Hangisi efendim? Efendim az evvel söyledim galiba. Dedim ki böyle bir öneri geldi. Dışarıdaydınız herhalde Afan Bey. Hangisi? Tüzükle ilgili neyle ilgili? Valla isterseniz divan başkanımızdan istirham edelim. Divan üstümüzdedir bizim. Böyle bir çalıştayın içerisinde hem tüzüğü hem de bir gün sonrasına da öbürünü koysun. Ekonomik anlamında diyorsunuz. Ekonomi. Şimdi ekonomi anlamında Afan Bey bu konu ne biliyor musunuz? Ya genç çocuklarımıza sahaya çıkacağız. Kimse çıkıp da burada onlara bağırıp çağırmayacak. Sabredecekler. Ondan sonra bizden mesela biz Gerson'u aldık değil mi? Ortalık yıkıldı. İyi de ya Can da geldi. Can da Gerson'dan aşağı değildi. Kimse adını anmadı. Şimdi bunları göğüsleyebilmeyi gerçekten çok haklısınız. O çalıştaydan çıkarsa hepimiz de rahat edebiliriz. Evet, evet. Anlatabildim mi? Ben tabii ben de aynı fikirdeyim. Olabilir. Başkanım o zaman bir değerlendirin lütfen. Hem ekonomi. Afan'a karşıyım. Dedin yani iş adamları. Halk gelsin. Devrim istiyoruz. Kapitalizm. Ya Beşiktaş'ın güzelliği bu. Beşiktaş'ta her türlü siyasi şey olacak yani. Biz kalabalık bir aileyiz. İş adamları da dedi. Yok iş adamları da dedi. Yok. İlk konuşmasında Afan Bey ben şimdi yok. İş adamları dedi ama ilk konuşmasında finansman kültürü olanlar var dedi. Bilgiler vardı. Afan Bey size ben savunmayayım. Yaşınız yok. Geri söyleyeyim var. Müsaadenizle 20 dakikam kaldı. Bu randevuyu bir yarım saat erteledim. Kaçırmak istemiyorum. Lütfen efendim. Teşekkür ederim. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Yani spor, futbol, basket falan ama Beşiktaş Koleji diye bir kolejimiz var. Dışarıdan bu okula girmek için beni kullanıyorlar. Torpil istiyorlar. Onun için burada başarılı olan Anıl Bey'e buradan teşekkür ediyorum. Yani öyle bir okul ki girebilmek için bizi arıyorlar. Müthiş bir çıkışta. İkincisi kadınlarımıza şiddete hayır. Kapı gibi arkasında dururuz. Hiçbir Beşiktaşlı kadınımıza erkeğimize dahil olmak üzere el kaldırtırmayız. Şimdi onun için eğer müsaade ederseniz mevzuatımız çerçevesinde biz Başakşehir maçında pazartesi günü bütün kadınlarımızı kendi 12 yaş ve 6 çocuklarıyla maça davet ediyoruz misafirimiz olarak. Bununla ilgili açıklamayı internet sitemizden yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Tamam. Başkanım müsaadenizle.